Merhaba. Bu videomuzda İsviçre çakısı olarak kendilerini nitelendiren Visme uygulamasını tanımaya çalışacağız. Dijital her türlü çok farklı tiplerdeki içeriklerle etkileşime geçme imkanı bize verdiği için kendilerini İsviçre çakısı diye methediyorlar. Öyle mi gerçekten? Birlikte bakıyor olalım. Nasıl hesap yaratacağız? Visme.co internet adresimiz, adresimizi internet tarayıcımıza yazıyoruz. Daha sonra sign up for free tıklıyorum ekranımın sağ üst köşesinden. Karşıma çıkan ekranda istersem sosyal medya hesaplarımla giriş yapabileceğim gibi aynı zamanda kendime Visme sitesi üstünden de üyelik açabiliyorum. Hemen giriş yapalım. Peki. Register diyorum. Bu e-mail adresi alınmış diyor bana. Yapmam gereken şey bu durumda farklı bir e-mail adresi yazmak. Register diyorum. Hangi şekil için kullanmak istiyorum amaçla? Yani kişisel mi kullanacaksın, iş ile ilgili business, eğitim amaçlı, education amaçlı mı kullanacaksın? Ya da herhangi bir yardım vesaire bir kuruluş ve sosyal sorumluluk projesi gibi non-profit bir çalışma için kullanıyor olacaksın. Education'a tıklıyorum ve senin görevin ne diyor? Hesabı açacak olan kişi. Educator diyorum. Burada student öğrenci olsaydı student'ı seçiyor olacaktım. Okul hesapları gibi yönetici oluyor olsaydı sağ taraftaki institution'ı seçiyor olacaktım. Ve ben sisteme giriş yapmış oldum. Bu benim arayüzüm. Hemen yukarıda gördüğünüz o farklı tipteki dijital içerik şablonları yer alıyor. Yani ben ne yapabilirim? Sunum, presentation, infografik hazırlayabilirim. Yani görsel resimlerle herhangi bir bilginin anlatımını yapıyor olabilirim. Visual learning de kullanılıyor. Döküman, herhangi bir döküman, bir dosya oluşturuyor olabilirim. Çıktı olarak kağıt çıktısı bir tasarım yapıyor olabilirim. Web sitesindeki bir blog ya da web sitesindeki bir banner ya da farklı bir tasarım için çalışıyor olabilirim. Social graphics, işte sosyal medya, Facebook, Twitter, Instagram gibi farklı ebatlarda ki çalışmalarda kullanıyor olabilirim ya da custom size tamamen benim farklı bir ebatım var. O zaman ben bu ebatta çalışıyor olacağım. Ne istersem hangi tasarımda zaten kendileri de onu diyor. Yani design anything ne yaparsan yap diyor. İster normal bir resim çalış, istersen animasyonlu bir resim çalış. Hangi şablonda çalışacaksan bizden istediği şey bunun şablonun tipini seçiyor olmam.